Beyefendi merhaba, adınız ne? Merhaba abla, adım zaten kafası. Peki bana göre canavarını gördüm diyorsunuz. Din, iman, yalan tutu, anamı siken gördüm. Nasıl gördüğünüzü bize anlatır mısınız? Valla ben abla bir tane mazot kamyonu var. Ben başka yerden kamyondan mazot alıyorum götürüyorum. Patnoza boşaltıyorum. Ben orada patnoza boşaltırken giderken falan karı da yolda aldım. Seni canı sıkılmasın. Arabada rampada çıkarken ondan sonra bir tane arabaya da gaz veriyorum. Karıya da gaz veriyorum. İkisine de veriyorum abla. Ondan sonra mazotu patnoza sattım. Geldim dedim Edremit'ten oradan geçiyorum. Baktım bir tane canavar yolda yatmış böyle sanki güneşleniyor. Ayağımı sına koyun ne biçim büyük bir tane canavardır. Ben dedim yolda tane benim ayırım var patnosta kayırında aldım. Dedim bana oğlum sır hadi kork canavarı. Dedim abi amına koyayım canavara yatıyorum ben. O yattı ben baktım. Ondan sonra ben arabanın frenine bastım. Araba kaydı gitti. Canavarı götürür önünde durdu. Peki sonra ne oldu? Valla sonra canavar korktu. Ben ödüp götümden çıktı şerefsizim. Orası çocuğu olayım. Ondan sonra dedim ulan ben buraya telefonla bir haber vereyim. Vali Bey gelsin Vali Bey. Kotelim yoktur amına koyma. Akarı hepsini yemiş. Benim ödüm koptu. Sonra baktı canavar. Ay Allah'ım ben nasıl kork. Ben az daha dili götüme giriyordu. Elimi koyuyorum. Dedim sen kalk oğlum ben korkuyorum diye abi. Canavarı da amına koyarım sen de amına koyarım. Öyle dedim oğlum biz Van'a gittiğinde seni koyarım. Sonra onda ben çok korktum ya. Peki canavar neye benziyordu? Valla abla elimi koyarım öyle yalan söylüyorum anayi şey. Canavar çok büyük. Yolun ortasında uzanmış. Bacağını açmış. Yarağını yalıyor. Böyle büyük yarağını var onun. Yeşil. Ben çok korktum abla. Canavarın kafamda çok büyük. Bana baktı canavar. Ben ona baktım.